Allah Teala Celle Celaluhu ayet-i kerimede eğer insanların Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı yeryüzünde Allah'ın adının çokça anıldığı kiliseler, havralar ve mescitler tahrip olurdu. Biz bu ayet-i kerimeyle anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu kiliseleri de, havraları da, mescitleri de dokunulmaz kılmıştır. Yani insanların ibadethaneleri dokunulmazdır. Hiçbir güç buraya dokunmaması gerekir. Maalesef gerek Avrupa'da olsun, gerek yaşadığımız coğrafyada olsun, yani mescitlere, sonra Kur'an-ı Kerimlere, insanların mukaddesatına saygı yok. Yani bir taraftan bakarsınız ki camiler silah deposu haline getirilmiş. Camiler, cami minarelerinde uygunsuz marşlar, uygunsuz şeyler mesela müzikler çalınmaya başlamış. Öbürü bunları ortadan kaldırayım diye mesela camiyi bombalamayla, ağır silahlarla tarama yapar. Yani bunlar toplum, camiler, ondan sonra mukaddesatlar toplumun mayasıdır. Toplumu bir araya tutan harçtır. Eğer bu harca saldırırsanız, bu harca silahla saldırırsanız, sözle saldırırsanız, bu harcı ortadan kaldırmaya çalışırsanız ne terörü bitirebilirsiniz ne de toplumsal ayrışmayı bitirebilirsiniz. Onun için kim bunu yapıyorsa buradan çağrımız odur. Yani savaşınızı kutsal mekanların dışında yapın. Ve halkımıza da çağrımız budur. Bu tip durumlarda halkımızın sesini yükseltmesi lazım. Buna engel olması lazım. Eğer birileri camiye silah yığıyorsa, cami minaresinden bir şeyler çalıyorsa, halkın ölüm pahasına bunun karşısına dikilmesi lazım. Yok eğer devlet oraya silah saldırıyorsa, burada terörist var diye silahına saldırıyorsa, halkımızın bunun önüne geçmesi lazım. Terörist varsa gidin orada yakalayın. Ya da çıkmasını bekleyin. Silahla camilere saldırma hakkımız yok. Yani kutsal mekanlar Allah'tan hem takdis ettiği kutsadığı yerlerdir. Gerek Hristiyanların olsun, gerek Yahudilerin, gerek Müslümanların olsun. Rabbimiz böyle istiyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla Rabbimizin kutsal ilan ettiği, dokunulmaz ilan ettiği mekanlara bizim de dokunmamız haramdır. Onlara zarar vermemiz haramdır.